Salih Tuna, kaçış yok. Rusya Devlet Başkanı Putin, dönemin ABD Başkanı Bill Clinton ile Kremlin'deki görüşmesinde, Bill, demiş, Rusya NATO'ya katılmak isteseydi bu gerçekleşebilir miydi? Clinton hem çok ilginç bulmuş bunu hem de biraz boşta bulunmuş olacak ki şappadak bence olur. Cevabını vermiş. Lakin ikili akşam yemeğinde buluşunca Clinton ağız değiştirmiş. NATO'ya alamayız sizi, demiş, ekibimle görüştüm, şu an itibarıyla mümkünatı yok. Hayır, bunları ben uydurmadım. Ünlü ABD'li gazeteci Takır Carlson'la geçen gün yaptığı röportajda bizzat Putin söyledi. Nereden baksanız tuhaf. O kadar ki, bundan mülhem, dönemin başkanları heri. S. Truman ile Joseph Stalin'in 1947'de başlayan soğuk savaşın hemen öncesindeki konuşmalarını tahayül ettim. Joseph, şöyle uzun soluklu bir soğuk savaşa ne dersin? Çok iyi olur Harry. Aynı şeyi düşünmüştüm biliyor musun, benden çok yaşayacaksın. Truman gerçekten de Stalin'den çok yaşamıştır. İkinci Dünya Savaşı'ndan iki yıl sonra soğuk savaş dönemi başladı. Bundan iki yıl sonra da ABD'nin patronu olduğu NATO kuruldu. İş bu örgüte 1952'de biz de katıldık. Beleş değil tabi, bedel ödedik, 1950'de Kore'de savaştık. Karşılığında da NATO'ya girdik. Böylece Rusya tehdidine karşı kendimizi sağlama aldığımıza inandık. NATO'ya mukabil, Rusya'nın öncülüğünde 1955'te Varşova Paktı kuruldu. Demek ki kuru kuruya soğuk savaş başlatmakla iş bitmiyormuş, tehdit üzerinden dünyaya şekil vermek de gerekiyormuş. Söz konusu Putin-Clinton diyaloğundan anlaşılacağı üzere Rusya kendini güvende hissetmek için NATO'ya katılmak istemiş. Şu hale bakar mısınız? Bizim ülkemizin bağımsızlıkçı, yurtsever insanların nükleer güç olmadığımız halde hançerlerini yırtarcasına NATO'ya hayır. Derken nükleer güç Rusya NATO'nun kapısını çalmış. Tuhaf ama anlaşılmaz değil. Zira egemen güçler her daim böyledir. Hak hukuk, insan hakları ve hatta insanlığa karşı işlenen suçlar bile çokluk güçlü devletlerin araçlarına dönüşür. Elbette Rusya ile ABD'yi bir tutamayız. Lakin, ABD'nin, tek kutuplu dünya, müstekbirliğine karşı, çok kutuplu dünyadan, söz ediyorsanız, her şeyden evvel İsrail'in Gazze soykırımına karşı gücünüzle orantılı ses çıkarmanız gerekir. Hena Arendt, Yahudilerin Naziler tarafından soykırıma uğratılmasını seyreden dünyanın, kötülüğe katılmamakla sorumluluktan kurtulacağını sanmasının felaket yanlış olduğunu söyler. Kaçış yok, Gazze soykırımına, karşı sesini yükseltmeyen herkes sorumludur. Nokta.